Tekrarlar ve tekrar neredesin Melik ya? Şu an tekrar yorulmana kavuştum. Yeah. iPad mi alsam ya? Hastasıyız dedi diyemezsin. İnanamıyorum, sana mı bastın? Şu anda alacağım diye Ayşegül seni mi yayına? İnanamıyorum. Ben de diyorum, neden Melik Şah hala gözükmüyor? Arkadaşlar, Ayşegül'le tanıştınız biraz önce. Part şu? Ayşegül'ü yayına aldım. Bak, sen benim işimi dostumun için yayına alıyorsun Bartu. Şok oldum. Bir an böyle sen kamerayı ona çevirdin ve hani Ayşegül geldi ya, sürpriz falan yapıyorsun. Allah Allah. İnanılmaz bir sürpriz oldu. Hakikaten bana da sürpriz oldu. Resmen ilk ünsüz. Ama Ayşegül de ünlü. Bak bak nasıl dökülüyor. Bütün Ayşegül arkadaşları nasıl dökülüyor. Bak Ezgi'sinden Şebnem'le Mustafa'sından. Şebnem sana olur. Yazıklar olsun dansın. Ya. Aradım 700 kere aradım. Açmıyorsun beni. Bak Ayşegül'ün koca yürekliliğini, mavi tiki olmamasına rağmen çarpıyor üstündeki. Borcu Enis diyor ki sonra tavanını gösterdi. Enis diyor ki ünsüz diye insanlara bunu yapamazsınız. Enis sana devamlı yapıyoruz ve sen çok ünlüsün. Aynen öyle. Ya seni istemiyorum. Çık git ya. Kariyerimi böyle kullanıp atamazsın. Defol ya. Nasıl istemiyorum. Pazar arkadaşım, günleri saat 10'da. Konuşma benimle. Seninle konuşmak istemiyorum. Ya ben senin Enis için bak bir şey diyeceğim. Tamam okey okey. Tamam. Ben şu an gizli birini aldığımı düşünüyorum ama yani siz adını görüyor musunuz? Ahmet! Evet. Şoktayım. At beni Bartu. At beni. Ahmet. Bayağı random takılıyorsun. Ne yedin bugün? Çok çok şey yedim. Herkes karanlıkta mı bizi seyrediyor ya? Nedir bu? Anlamıyorum ki. Hoşuma gitti bir anda. Melik Şah, nasılsın? Herhangi biriyim Bartu, belli ki beni çat çut attığına göre. evet. Yani istiyorsan bir gündemimiz var çünkü. Tamam biraz... evet. Gündem diyelim, özür dilerim. O insin sana cevabı yani şükürler olsun. Ne kadar güzel. Sana resmen yani kavga edip ayrıldı senden. Enis az önce gözler önünde. Sen öyle olmasını çok istiyordun ama Enis'le arama giremeyeceksin. Kusura bakma. Devam edelim istiyorsan. Bartu! Ya Bartu. Ben... evet hangi... Ya buyurun hadi tamam. Hangi evet, haberden? Sen bir haber yapmak istiyordun bugün. Yap hadi. Ha hadi. Ben bir haber yapmak istiyor muydum? Onu yapayım evet. O zaman ben. Arkadaşlar dün Demet Akalın cephesinde inanılmaz... Hayretler verici bir şey olmadı. Neden derseniz beklenen oldu. Şimdi ben de çok hakim değilim. Burada da hava atmak istediğim bir şey değil açıkçası bu. Ama ama Survivor'da insanlara oy veriyoruz, tamam mı? Ben Dan'la bir işten biliyorum. Cem Arcan'a işte 18.90 arkadaşlar Cemal'e hadi oy veriyoruz diyor. Böyle Cemal yazıyor ve onun screenshotları alıyor falan. Dan'la bunun reklamını yapıyor. Demet Akalın da belli ki... şu ana kadar yemin ederim Ece Erken'in ayrıldığı eşi dışında hiçbir şey duymadım dediklerinden. O karmaşa. Yok anlamadım. Kötü mü ya? İrem Derici de sıç yazmış. Kötü mü anlatıyorum İrem? Hayır, neyse çok arkadaşlar böyle sonuçta Demet Akalın cephesinde yeni bir şey olmadı dediğim Demet Akalın da 18.90'a Berkay gönder. Hadi canlar. Diye paylaşmış kendi hesabından ve ondan sonra da kendi
attığı SMS'leri, oyları daha önce de atmış. Berkay, 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 Berkay diye oylar atmış. Oyunuz alınmıştır, katılım için teşekkürler falan diye oy gelmiş. Ama fakat çocuğun adı Berkan. Çocuğun adı Berkay değil. Berkan. Doğru, bu Demet Akalın'ımız Türkçeyi artık yani zar zor denkleştiriyordu. Artık yani kelimeyi bile mi yapamıyor? Yani hani cümle zaten olmuyordu çünkü Demet Hanım'da. Ama artık bir kelimedir ya bu. Bir kelimeyi doğru yazabilirsiniz bence. Yani en az bir kez. Üstelik doğru yazabilirsiniz. Ya yani onlarca kez yanlış yazmak ve desteklemek adına. Üstüne para paralar vermek bir de. Boş. Boşluğa atılan. Demet Hanım 2.9 TL. Keşke Cemal Can yazsaydınız siz de. Berkay yazacağınıza. Bir de yani şu an bir de tweet'i paylaşan arkadaş kimin haberini yapmışım ben Murat'cığım bir sakinle Sör Murat Er'e Acun Medya şu an Berkay'ın kim olduğunu çözmeye çalışıyordur yazmış. Aşağıda biri de şey yazmış, ona da güldüm ya. Neydi? Bence kadın kelimeleri yanlış yazmıyor, direkt harfleri yanlış öğrenmiş, doğru yazdığını sanıyor. Maalesef ki doğru. Demet Hanım, ye değil, ne diyeceksiniz? Nide'nin nesi? Berkan. Berkan da, ya yani Berkay'dır bence o bu arada. Berkan da değil. Bartu, belki Demet Hanım Berkay diye bir yarışmacı olsun ve onu o desteklesin istedi. Yani kimsenin isteğine, arzusuna karışamayız. Berkaylar vardır. Demet Hanım da hatırlayacaktır. Berkay diye biri vardır. Banyo bölgesine hakimiyetimle göz dolduruyorum şu an. Berkanlar vardır bence bu arada. Kimler vardır Bartu? Berkan, 18.90'a bu gece yazıyoruz. Şaka şaka, ben Cemal Cancıyım. Ben asla bilmiyorum Survivor diye bir yarışma olduğunu biliyorum sadece Bartu. Yani tamam, okey. Rakibimiz diyebiliriz yani. Godard biliyoruz. Ya sen gene dün yine bir ton sanat filmi falan diyorum ama film paylaşmak zorunda kaldın. Bart, yani ne zaman... sen de büyük eve yeni şarkı yapmak zorunda kalıyorsun. Hayat böyle bir şey. Hadi bakalım, magazine devam edelim. Sağ ol kardeşim. Çok lafı gediğine oturttuğunu görüntülüyorum. Oradakini buraya koyarken yüzüme bir tane ters tokat çarptı. Bartu, istediğinde beni atabilirsin sonuçta. En azından tepkim boşa gitmez. Ya çok özür dilerim. Sen yayının başında çat diye seni atıp buraya iki tane yakışıklı çocuğu aldın diye bana trip mi atıyorsun ya? Dün evet gece. Evet, doğrusun. Yok tamam. Peki. Allah Allah ya. Bartu, öncelikle seni çok sevdiğimi söylemek isterim, mucizem. Teşekkür ederim. Bartu, sıradaki haber en az önce senin anlattığın karmaşaya benziyor. Ezgi sus. Ezgi'yle aramızda, pardon. Evet, ben gördüm maalesef, görmezden geldim. Bartu. Bartucuğum, değerli dostum. Tıpkı Ece Erkin'in özel hayatından bahsettiğimde sende yaşadığın karmaşa gibi bir karmaşa yaşadık dün. Bir ana haber bülteninde yaşandı bu karmaşa. Beyefendi, çok değerli sunucumuz, bize bir şeyler anlatmak istiyordu. Fakat biz anlamamakta ısrarcı olmamamıza rağmen beyefendinin anlatamamadaki ısrarı göz dolduruyordu. Çok iyi ya. Bartu, biraz dün geceye gidelim ve Fatih Portakalımızın bize bahsettiği bazı şeyleri hep beraber anlamaya çalışalım. Ne dersin? Fatih Portakalı'nın haberi. Buyurun. Üzerinde çalışıyorlar. Belediye sadece aracı. Restoranda yemek pişiyor. Belediye ihtiyaç sahiplerini buluyor. Ardından ihtiyaç sahipleriyle ihtiyaç sahiplerini buluşturup ve restoran sahiplerini buluşturup onların hizmet sağlıyor. Anlatabildim mi? Biraz karışık oldu ama hayırseveri buluyor. Hayırseverler restoranlara gönderiyor. Restoranlar da yemeği yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Burada belediye burada köprü vakıfesi görüyor. Şeniz Doğan. Yani oh, sitar bastım. Salak. Hiç sesi olmasa bile gerçekten şu el hareketleriyle bir çıkmazın içinde olduğu belli beyefendi. Bak, Bartu, o kadar çok anlamak istedik ki, o kadar.
Yani ne olur ya daha açık anlatın, daha açık Fatih Bey. Belediye sadece aracın. Restoranda okey, bir tek bunu anladım. Belediye ihtiyaç sahiplerini buluyor. Belediye dediği bir dakika, gerçekten Kadıköy Belediyesi'ne bir sorsak mı acaba? Durum Bartu, cevap hakkı doğdu belediyemize. Yani... Bartu, keşke Fatih Bey'in söylediklerini Demet Akalın bir de yazarak anlatmaya çalışsa bize. İşte sen gör kaosu o zaman. Şimdi en azından bir belediye falan birkaç kelimeyi anlıyoruz. Of. Belediye demişken belediye otobüs durağında hiç beklemediğim bir ünlü bugün muhabirlere yakalandı. Bartu, ne kadar güzel bağlıyorsun. Bartu, bu ünlümüz koronaya mucizevi bir çözüm bulmuş. Gerçekten bu nasıl bizim aklımıza gelmedi? Harika bir çözüm. Hepimize dev bir hizmet. Hep birlikte izleyelim. Keşke maske taksan. Niye? Senin masken koruyor mu seni? Takmamaktan iyidir. Bence bir önce faydası vardır. Kimseye yaklaşmıyorum ya. Kaya Çilingiroğlu koronavirüs testi yaptırdığını da açıklıyor. Genius. Kimseye yaklaşmıyorum ki ben. Takmamaktan iyidir. Bence bir önce faydası vardır. Kimseye yaklaşmıyorum ya. Yani bu arada da arkada bazır güzür trafik var. Otobüs durağında oturuyor beyefendi nedense. Bartu, neredeyse şey diyecek var. Yani takeaway aldım cicim, yalnız takeaway o cicim. Takeaway cicim. Bartu, sorulacak çok soru var ama Kaya Çilingiroğlu Bey'in tek bir cevabı var. Kimseye yaklaşmıyorum ki. Bartu, koronadan korunma yöntemi olarak kimseye yaklaşmıyorum ki. Bundan sonra ben de bunu deneyeceğim demek isterdim. Fakat zaten ben 40 küsür gündür kimseye yaklaşmıyorum ki. Ben de demek ki koronadan aynı yöntemle korunuyorum. Sabaha bütün olanları anlatabilir misiniz baştan beri? Sabah, burada neler oldu sabah? Neler oldu, neler bitti? Ah! Nasıl anlatayım, nasıl başlayayım, nereden konuşmaya başlayayım sabah? Sabah... Tik-tok, benim de bütün bunlara karnım tok. Tik-tok. Tamam, okey ya, tamam. Yani gerçekten. Sabah zaten boşver. Yani hiç. Ay ne olur anlatsın diyor. Sabah yani biz unutmaya çalışıyoruz. Ne anlatması? Bugün başka bir haber var mı söylemek istediğiniz? Olmaz olur mu Bartu? Bir tane özel haberimiz var ama ilerleyen dakikaları mı bıraksak? Şimdi mi? Hangisini istiyorsun? Hadi özel haberimiz diyelim. Bir kanca at istiyorsan. Ne atayım? Kanca at istiyorsan yani. Özel haberle ilgili bir şey söyle. Yayının sonlarına doğru bahsedelim. Arkadaşlar, bugün Mücbir Sebepler ekibi olarak ve bu ekibimizin Demirbaş bir ismiyle birlikte ünlü bir isme operasyon düzenledik. Evet, yanlış duymadınız. Ünlü bir ismin canlı yayınına operasyon düzenledik. Ben değerli masa arkadaşım Bartu Küçük Çağlayan ve bu yayının demirbaşlarından bir isim İrem Derici. Makyaj reis. Makyaj reis. Gece 1:30'da olağanüstü görünümle yakalanma reisle birlikte hep birlikte bir ünlü ismi buraya getirtmek için bir operasyon düzenledik. Fakat neler yaşandı? Bunlar hep az sonra. Ha, az sonra. Okey. Evet. Çok iyi bağladın lan. Ben Bartu, bile şu an habere gireceğim zannettim ha. Bartu, ben merak sineyim şu an haberi bilmeme rağmen. Bartu, neler yaşanmış olabilir? Hangi ünlünün yayınını bastılar ve neler ne kim gel nelerden kaçtılar acaba bu üçlü? Bartu, bu üçlü. Bartu, İnanılmaz bir üçlü. İnsanla haberi verdiğimizde de bu heyecana değer, ne diyeyim. Yani biz üçümüz o kadar iyi arkadaşız ve hiç görüşmedik ki nasıl oldu bu hiç bilmiyorum. Bartu, ben şu an anam babamdan çok İrem Derici ile konuşuyorum. Ve bu bir ay öncesinde bana söylenmiş olsaydı hiç ya inanmazdım doğrusu. İrem Derici'nin bize ne işi olur diye düşünürdüm. Ben bugün İrem Derici'ye İrem Derici'nin bir fotoğrafını attım ve İrem Derici bana dedi ki bu fotoğraf bende yok lan, nereden buldun? Aa,
Bartu, bu fotoğrafın neden İran'da olmadı? Çok açık ama. Aşırı tatlı bir çocuğun fotoğrafı bu. Bartu. Şimdi bak, hazır anlayamamak demişken, Fatih Port, belediyeler buradan bu demişken. Bartu. Ay ama yani karıcığım, özür diliyorum ben de arkadaşlar. Yerleştirdiğim ayrı, benden ayrı. Keyifle içmekten ben de bir şey oldu. Bartu 56.700 kişiye bunu yapamazsın. Arkadaşlar geyirikler vardır. Tospikler vardır. Evet bu arada ya. Evet doğru. Anlaşılmamak demişken. Allah'ım çalışacağım. Tepki yağıyor. Ya arkadaşlar, tamam özür diliyorum arkadaşlar, ya. Arkadaşlar benim arkadaşım bu şekilde rencide edemezsin. Saçmalamayın, salın. Sen neden geğirmiyorsun? Sen de içiyorsun bu arada. Bartu ben ama hiçbir zaman gaz tamam. Çıkarmam ki. İyi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 y
Çok tatlısın öncelikle. Burak abi daha cam komik. Bartu, bir ünlümüz vardı. Karantina sürecinin daha az bir süre içmesi. Ben içerim. Ben içerim. Furukol, kul laymamı ben içerim. Hayır, burada içeceğim. Dört kutuyu da içeceğim. Kimse bana karışamaz. İş kardeşim, bunlar zaten tercihtir. Yönelimime karışamazsınız. Ben devam de edelim. Bu kadar böyle çarpıyor. Bu kadar devam edelim artık. Bartu, bugün böyle bir haber masamıza ulaştı. Ve biz şu anda Söylemezsem Olmaz'ı haber atlatıyoruz. Çünkü Söylemezsem Olmaz hafta sonları yayınlanmıyor. Bartu, Yasak Aşk başlıklı bu haberi okuduk. Ya ben en azından okudum. Ve inanır mısınız ki o Ece Erkin'in bütün olayına hakim olmayı başaran ben bu olaya dair hiçbir şey anlayamadım. Ne yalan söyleyeyim. Ben nasıl anlayacağım peki? Bartu, hep birlikte anlamaya çalışalım dilersen. Çünkü bir şeyler anlaşılıyor aslında. Tamam. Ben bunu ilk kez okuyacağım. Çünkü sen okuma dedin, yayında okursun dedin ve yani becerimecek, yani bakacağız. Haziran 2019. Bir dakika, kimler var bu haberde? Bartu, bir tek Zerrin Özer'i çıkarabildim ben şahsen. Okay. Zerrin Özer'imizden bize yadigar kalanları görüntüledim fotoğrafta. Magazin gazetesinden çorladığımız bir haber. Evet. Haziran 2019'da Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, eşinin dolandırıcı olduğu iddiaları sonrasında nikahtan 36 saat sonra boşanmıştı. Buraya kadar okey bende. Hem 36 saat sonra boşanılamaz ya. Ne ara başvurdun? Yani boşanmaya karar verilir anca bence. Neyse, harcım tamam. Özer, yani Özer dediği Zerrin Özer, uzaklaştırma kararı da aldırdığı kendisinden 27 yaş küçük Akıncı'yla barıştı. Bu da okey Bartu. Ha. Bak, olayın okay garipleşmeye başladığı yere geliyoruz. Kendisinden 27 yaş küçük 36 saat sonra Zerrin Hanım'ın yaşı verilmemiş. Yani pis detayları her zamanki gibi. Ünlü sanatçı eski eşi ve kayınvalidesiyle Zekeriya Köy'deki evinde kalırken Temiz Magazin sitesi ortaya çok bir iddia attı. Temiz Magazin diye bir şey olamaz. Hem Temiz Magazin deyip hem de hanımefendiden 27 yaş küçük olduğunu vurgulayamazsınız öncelikle. Ama Temiz Magazin sitesi de bu değil. Bu magazin gazetesi. İddia yani olduğunu söylemek için başkasının üstünden haberi yapma triği vardır ya magazinde. O zaman günah almayayım Bartu. Zerrin Özer'in yıllardır yardımcısı olan evli ve 3 çocuk babası Nail Çetinalp'in, Murat Akıncı'nın annesi Sevilla Ünal'la samimi görüntüleri ortaya çıktı mı? Bartu, bundan bize ne? Buraya kadar zaten bize ne? Bundan sonrası artık ne? Kim? Ya bu şeydir ya. Hilal Saral yönetmiştir bu haberi. Zerrin Özer'in yıllardır yardımcısı... Bir dakika ya. Ünlü sanatçı, eski eşi ve kayınvalidesi... ben geliyorum. Ünlü sanatçı, eski eşi ve kayınvalidesiyle Zekeriya Köy'deki evinde kalırken... Zerrin Özer'in yıllardır yardımcısı olan evli ve 3 çocuk babası... Allah Allah. Nail Çetinalp'in, Murat Akıncı'nın annesi... Murat Akıncı'nın annesi Sevilla Ünal kim oluyor? Bartu, hadi tadında bırakalım. Bizim işimiz değil bu. Bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Bizim bile magazine anlayabildiğimiz şey
İşte nedir? Atıyorum sözde fenomen derler ama sözde olmadığını biliyoruzdur. Hani öyle şeyler. Bizim level o. Yani ben bunu kesinlikle anlayamadım. Çok komplike. Herkes işini yapsın. Ben çaktırmadan altta okuyorum. Devamında bak şöyle bir şey yazıyor. Çetin Alp bir yıldır maaşı alamadığı Özer'e borç da verdi. Diyor neler anlatıyorsunuz temiz magazin bey ya da hanım ya da kendine herhangi bir cinsiyetle beyan etmek istemeyen magazin sitesi ya. Do sit down please Kaan Sekban. Yeah, all citizen bodies. Kaan Sekban İngilizce skeç çekmediği zamanlarda da İngilizce skeç yazıyor anladığım kadarıyla Bartu. Ve yani ünlü sanatçıya da kefil de olmuş Nail Çetinalp. Bartu boş ver bunları hep yıllarca Kaynanalar dizisinde izlemiştik. Yemin ederim taş taş üstüne konmamış. Bartu gezici haberi okuyamazsın. Yani magazine ilgi duyduğun an şu an mı ya senin bu? 41 gündür bu yayınları yapıyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Aşağıda hanımefendinin, kayınvalidin adamla yani fotoğrafları da var. Ben hiç haber almıyorum. Ay Bartu anladım. Ben o kadar özele girmek istemiyorum lütfen. Evet evet. Zehrin, bu kadar Zehrin'in üzerine girilmez. Bartu ben sen haberi okurken dikkatini dağılmasın diye söyleyemedim ama senin en büyük hayranlığını duyduğun kişi de yayında. By the way. Tamam çok iyi. Güzel dostu sevgiler diyelim. Sen yandan gülümseyip böyle mutlu olurken sıradaki haberimize geçelim dilersen Bartu. Olay biliyorsun tabii ki geçelim. Bir şey diyeceğim. Furkanlar vardır arkadaşlar. Yani yarışma kaybedip saçını kazıyan Furkanlar vardır. Lütfen. Doğru Bartu. Sana bir selam çakılmış galiba. Ya ben göremedim ya Kerimcan'ın yazdığını. Ama devam edelim biz magazin makasamıza. Ben ararım şimdi. Peki. Bartu, magazinimize devam edelim derken. Şimdi magazine kısa bir ara diyelim. Ha, çünkü okay. Bugün bir makyajcı bir hanımefendi var. Bir süredir onun bunun makyajını yaparak bize ilginç dakikalar yaşatıyor. Yayınlarımızın gediklisi bir ismin de makyajı yapılmış bu hanım tarafından. Doğru muyum? Doğru. Kesinlikle şimdi anladım ya. Ben yayını açtığım makyajcıdan bahsediyorsun zaten. Kerimcan'dan Furkan Bebek emojisi geldi Bartu. Ya ben Kerimcan'ın yazdıklarını göremiyorum galiba. Ay bir yayını kapatma nedeni daha mı Bartu? Hayır tamam ya ne yapayım. Bartu çok değerli sevgili dostumuz Hasibe Eren'in makyajı yapılma kalkışmasında bulunulmuş. Ya göremediğim için sinir oldum ya. Ama bunu öğrendim ben. 57 bin kişinin yazdığını göremiyoruz. Ama insan da neyse tamam. Ay bunu aşırı içerleyemezsin Bartu. Bartu özelden belki yazışırsınız. Daha güzel aynen, olmaz. Aynen öyle olacak o galiba. Bartu Hasibemizin, Eren'imizin bugün bir makyajı yapılmıştır günümüzde. Doğru muyum? Kesinlikle doğrusun. Lütfen ve başarın da görüntüleyebilir miyiz o makyajı? Çünkü ben bunu bilmiyordum. Uhu'yla yapılıyor galiba. Çünkü hanımefendi çok başarılı olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Kaç yok etmedi o. Bartu hiç mi RuPaul izlemedin? Efendim? Hiç mi RuPaul izlemedin Bartu? Kaç yok etmedi? Altını zadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Şöhret sevdası. Oy oy iyi ya. Sonra kariyeri bullet train bedenle sonra Avrupa yakası. Günaydın. Baksana çok iyi buralarda. Şey diyeceğim arkadaşlar. Hadi Bartu Aydemir Akbaş. Bir dakika dur. Hasibe'nin makyajı müthiş yapılmış. Evet. Ama yani karşısındaki Burhan Altıntop. Burhan Altıntop mu? Evet.
Burhan Altıntop'tan geriye kalanlar gibi daha çok Bartu. Ya ne yapıyorsun? Daha gözümü açmadım. Ne yapıyorsun sen acaba? Ne biçim aktivite bu? Kıda altında kaymakam. Gerçekten bir anda eğlendiğimiz video korkunç bir şey dönüşmedi mi? Bartu hayır, korkunç değil. Ailecek eğleniyorlar diyelim. Evet. Böyle diyorum. O kadar güzel aldım ki o mesajı. Hanımefendinin biraz... babası galiba. Dedesi. İmiş. Ben de yorumlardan gözmeyi istedim. Çok tatlı. Sadece Burhan Altıntop'la alakası yok diyebiliyorum ben. Onun dışında çok tatlı tabii ki. Yaratıcısı burada Bartu. Soralım mı? Yani böyle, ya böyle olacağını düşünmüş Bartu miydi? Bartu açıkçası bence Sarp Apağ zaten bir cevap hakkı doğdu. O yüzden bence yerini alma zamanı. Bence şu anda bizi zaten izliyor, biliyoruz Sarp Apağ. Hemen çok hızlı bir bağlanalım bence. Tamam, bence de Sarp Apağ. Muhatabına bağlanalım. Yani Sarp Apak yani bu konuyla ilgili soracaklarım var. Evet. Böyle mi hayal ederdin? Ya Ayşegül kaçma. Ayşegül kalacağım burada. Geçince sizi izlemek için buraya geldim. İnanamıyorum. Yanlışlıkla aradığım Ayşegül'ün aynı evde olduğunu inanamıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Mesafe koruyarak. Peki Hasibe, ben hep aramızdaki yaşları gibi bir şey yapıyorum. Buradaki genç arkadaş sana makyaj yaparak hak ettiğin yaşı sana geri vermiş. Sağ olsun. Peki, aramızdaki 8 yaş farkı oğlumu oynuyorsun diye ikide bir... Aramızdaki 8 yaş fark bir fark olarak ben... görmüyorum. Bartu Asibe Hanım'ın cevap hakkı sırasında yayın gitti. Gerçekten mi? Ne konuştuğumuzu duymadın mı? Bir kısmını duyamadım. Ama Asibe Eren makyaj çok iyi olmuştu bağlandığım için. Gerçekten tıpkı kendisi gibi. Keşke bu şakayı ben yapsaydım ya. İnanamıyorum ya. Çok iyi de bir sana bir cevap hakkı veriyormuş kendisi, kullanıyormuş ama kesmişsin Bartu. İnsanlara bunu yapamazsın artık bence. Yani bilmiyorum. Dün yaparsın de... ya bu arada. Söyleyeceğimi söyledim demiş. Ay bir de ben bu yayından atıldıktan sonra gelen ilk yorumu böyle bekliyorum ha. Yazacağı ilk yorum. Dün Haluk Bey acaba gittikten sonra bizi seyretmeye devam etmiş midir? Asla. Şey demiş yani ben katkımı sağladım. Aynen öyle. Arkadaşlarıma, dostlarıma. Ben yardım ettiğim kadar ettim, dostlar sağ olun. Benden bu kadar Michael Kiz yapmıştır. Şöyle yapmış, bir de böyle yapmıştır. Yapmamıştır. Yine Kerimcan'ı kaçırmışız. Artık şunları bari yazmayın da bizi daha fazla üzmeyin. Tamam, evet, ben Kerimcan'ı gördüm. Bizi seyrediyor. Yayına, hatta böyle onu yayına ala basabilirdim yani. Bu güç bende var arkadaşlar. Kerimcan kendini hazır hissettiğinde umarım gelir Bartu. Bence böyle yapıyordur. Bartu, özel haberimize geçelim mi? Ne dersin? Geçelim canım, geçelim tabii. Sevgili izleyiciler, bugün de bahsettiğim gibi mücbir sebepler masası artı İrem Derici hep birlikte koştuk gittik bir yere. Bir kapıya dayandık. Bir ünlü ismin canlı yayınını bastık. Ya evet, yaldır beni aradın, dedin ki hadi gidiyoruz. Çünkü beni de İrem Derici aradı. Bartu karantina arkadaşım. Hayatımda hiç fiziksel olarak görmediğim, yani fiziksel olarak gördüm ama... yakından tecrübe etmediğim ve neden yani her şeyin doğru kelimesini bulmaya çalışamam ben artık. Bartu. Yani ya ben kez... artık onu bunu incitmeyimden kurtulmalıyım artık. Kesinlikle öyle kurtulması. Tanımlarsam bu tanıma ters mi? Onu yaparsam bu böyle mi diyemem ben artık. Yeter ya, bu üzerimden baskıyı alın benim. Bu duyar baskısını. Bu baskı ya, bu bir baskı bu arada. Bartu beni İroş aradı. Bartu dedi ki hadi gidin, almaya gidiyoruz dedi. Onu alıp bu gece getirmeye geliyoruz dedi bu yayına. Aynen öyle. Şimdi hangi isme gittik ve orada neler yaşandı hep birlikte gözlemliyoruz. Gözlemleyeceğiz. Gözlemlemeden önce de videomuzun başında ses biraz bir sorunlu. Ses sorunu dedin, yok Bartu. Videonun başında ses. Çok doğru dediklerim bu arada.
Ben şu anda tamamıyla buldum. İşte o ünlü isim. Ay. Dur lan, yanlış oldu. Serdar Ortaç'ın yayınını bastık, evet. Serdar Bey. Sizi mücbir sebepleri bekliyoruz. Yazdı İrem Derici. Ve Serdar Bey'den hiç yani ses seda yok. Yorum olmuyor. Serdar Bey sıkılmayın ne olur. Serdar Bey çünkü diyordu ki ben çok sıkılıyorum, evet. Ya. Sıkılmayın, buraya gelin dedik. Kendisi beyefendiyle konuşuyordu. Ona attı. Gene bir sıkıldı. Of, neden böyle oldu ya filan dedi. Ben Serdar Bey bu gece canlı yayınımıza olur musunuz gibi yanlış bir tamlama yazmışım. Konukta yazmışsındır. Serdar Bey bu gece mücbir sebeplere konuk gelin lütfen. Asla yok bakın. Evet. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Nerede? Bakın İrem hala zorluyor. Serdar Bey mücbir sebepler yayında konuk olun. Aynı şeyi. Konuk almak istiyor. Bize bir dönün ya yazmış. Serdar baba. Yani artık babaya Serdar baba Bey, çekmiş. Serdar baba. Baba çekmeye başlamış İrem burada artık. Serdar baba mücbir sebepleri konuk gelsin diyenler asılsın yorumlara. Bu arada halkı da örgütlemeye çalıştık. Ve Serdar Bey biz ısrarla ne gördü ne duydu. Koca yayın Serdar Bey. Ne diyeceğim? Peki sen orada sonra yaşanan gergoyu biliyor musun? Serdar Bey'le biz bunları yazdık. Sonra Seren Serengil geldi. Bir yorum bir gözlerinden kalp çıkaran. Kalk. Buraya da mı geldi? Hayır, o an orada öyle olduk. Korkamazsın. Bartu saçmalama, benim en korktuğum 3 şeyden biri. Bu arada İrem Deniz'e dün gece Serdar Ortaç'a mesaj atmış. Ona da dönülmemiş. Pardon. Ya Serdar Bey bizi görüyor ve büyük ihtimalle ben çünkü 6 saat Instagram'da vakit geçiriyorum her gece deyip de bizi görmemesi imkansız. Biz burada bir saat kadar insanız. Arkadaşlar peki buradan Serdar Bey'in DM'ine bir çağrı mı? Ha değil. Tamam. Asla. Ay adam asla, biz, asla. Yani biz burada yani evet zorla da artık yapacak değiliz. Gelmek isterse yazsın. Biz onu mutlu etmek hayır istiyoruz. Bart sıkılmasın istiyoruz. Ya nasıl mutlu edeceğiz adam, tamam sıkkın yani of. Bartu, Serdar Bey muhtemelen bizi sevmiyor. Ama bizi kim seviyor çıktı keşke sevmiyor olsun dediğimiz. İkinci sayfa. Bartu bizi önce söylemezsem olmaz masası yani sempatik yaklaşımıyla üzdü. Şimdi de Müge ve Gülşen ikilisi bizi seviyor çıkamaz ya. Ya biz neyi yanlış yaptık Bartu? Böyle bir şey olamaz ya. Severek takip ettim. Böyle hatta onları izlerken güldüğüm bir hesapta vardı. Bak yine bizden bahsederken hani diyordum ya, bizden bahsederken bazılarının yüzü bok koklamış gibi oluyor diye. Bak yine evet, severek... Evet, Müge Hanım galiba bizi pek beğenmiyor haklı olarak. Galiba evet. Var zaten, bir canlı yayında var. Kimisin sen de biliyorsun, sen de takip ediyorsun. Melikşah'ın canlı yayınlarına bayılıyor. Ve bizi şu anda buradan büyük ihtimalle de fake hesabından seyrediyor diye şey yapıyorum ve buradan da Gülşen'in fake hesabına buradan kucak dolusu fake haberler diliyorum. Öpüyorum. Bircan'cım da beni buradan fake hesabından bu gece seyrediyor gibi hissediyorum. O orijinal hesabından da izliyordu Bartu ama neyse ki o sırada sende yorumlar donmuştu. evet yok ben dün şey yaptım. Ha peki. Bartu biraz da dünyadan haberler diyelim mi, ne dersin? Ya inanılmaz bir haber var dünyada ve hazır Kaan'cığım sen de buradayken kraliyeti ilgilendiren bir haber. Ben de senin kadar en az monarşiyi takip ediyorum. Dünyada yani böyle bir habercilik nasıl yakaladılar bunu, ne yaptılar bilmiyorum, müthiş bir haber. İnanılmaz bir haber. Prens Harry yeni aşkı için ağda yapıyor. Bu kadar haber. Bartu detayı? Yok detayı, bu kadar. Dünyadan magazin Prens Harry yeni aşk için ağda yapıyor, bitti. Bartu Kaan Sekba'nın İngilizce skeçlerinde bile kraliyet ailesine dair daha çok detaya vakıf oluyor. evet. Gerçekten öyle ya. Ve bu kadar yani. Prens Harry yeni aşk için ağda yapıyor. Ağda yaptı. Neresine yapıldı? Ne şekilde? Kendi mi? Yani bunlar hiç bahsedilmeden. Prens Bey siz niçin aşık olmayı beklediniz öncelikle madem ağdamız gelmiş diye sorarlar adama. Yani bir de gerçekten ağda mı? Yani böyle çekme mi? Yani böyle
ip mi? Bartu hangi yeni aşk ağda yapmaya neden olur bir de? Ya, o da bir ilginç. Açıkçası. Ne türde bir aşk? Ne türde bir ağda benim daha çok ilgimi çekmişti. Bartu? Olur. Aa. Kesinlikle bana yani galiba ürün yerleşti. Ne oluyor? Hiçbir şekilde anlamadım. Sokağa çıkma yasağı bitti. Bir de otomatiğe basma rahatlığıma bakın. Ya herkes... Bana sapık dalanmıştır. Ya şoktayım. Aa. Ne oluyor? Bilmiyorum. Bir dakika. Aa! Ezgi! Ezgi gelmiş. Şansım yapabiliyor mu? Aa, yapamıyorsun diyor. İlaç mı? Aa, ilaç getirmiş. Ha güllaç. Ay tabii ki isterim. 2 dakika çıksana. Nasıl ya? Hadi lütfen. Ezgi bize de gel. Çok uzak değiliz. Ezgi ne olur bize de gel. Aa ben... gittin mi? Hadi gel 2 dakika. Ben gel 2 dakika yanıma otur. Hadi gel. İnanamıyorum. Aa, inanılmaz. Karşı komşumuz da bizi izliyor. Ezgi yukarı yukarı diyor. Aa kom. Komşu bey merhaba. Aa, el sallanıyor bana şu an. Merhaba. Çok komik. Bart neler yaşanıyor? Ağzım benim gerçek anlamda açık kaldı. Ben de yani şoktadayım. Mustafa falan da orada. Aa çok iyi ya. E ben bari misafirlerimi karşılayayım. Ya bir dakika böyle... Kamerayı artık çevirir misin ben? Evet. İnanamıyorum böyle bir şey olur. Ne ya? Ay ben maskem, eldivenim nerede? Hemen takmalıyım. Ya maske... Evet ya... dilim tutuldu lan benim. Ne yapacağımı şaşırdım. Artık böyle bir baskın olabilir mi ya? Ya resmen canlı yayınımıza sürpriz konuk geliyordur bize şu an. Ya Ezgi'yi yayına alıyoruz ve takipçilerinden faydalanamadığımız bir evet, durumda alıyoruz. Bort ilk kez ilk stüdyo konuğumuz diyebilir miyiz? Ya böyle bir şey olamaz. Bir yandan aa, geliyor da geliyor valla elinde gülleçiyle geliyor. Bir yandan da aşırı duygusal ya bu. Ya ben ağlayacağım galiba Bartu, ben 40 küsur gündür yalnızımdır. Ay. Ay şu şurada kargolar margolar var, şunları bir ayakla ittireyim. Maskeyi gupse gibi takamazsın bu arada. Düzgün takman lazım. Bartu. Ya böyle şey olabilir mi ya? Aman Allah'ım sen mi yaptın bir de bunu? Ya inanamıyorum. Güllaç. Karıcığım Güllaç. İyi yaptın gel. Siz devam edin. Aa niye gel 2 dakika? Siz Bartu, devam ediyoruz. Harbiden mi? İnanılmaz evet. E pek. Gidiyorsun yani. Bir kitap var biraz bırakacağım. Tamam. İnanılmaz İbo'ya götürüyormuş aslında. Allah'ım harika bir yayın ya, oluyor. Hepsini vermeyip anlayamıyorum. Bana bir kısmını veriyor. Görüyor musunuz? Ünlüler deriz. Neler deriz? Ya gene hak ettiğin ünün hepsini alamadın gene ya. Bart geldi mutfağa tabii ki Ezgi. Evet. Ezgi bulaşıkları yıka. Tam benlik. Ama çok temiz ha bizim çocuk. Gerçekten. Ben yine de şunu kendime çevireyim de ne olacak? Şimdi yani dondurup da bir oradan detay falan görürler Bartu. Bana şu anda tatlı servisi. Sosyal mesafemi nasıl koruyorum ama? Bilmiyorum nasıl koruyorsun? Karanlık da biraz. Ama böyle. Bakın. Ünlüye bağlanmışız gibi. O inanılmaz ya. Canlı bağlantı budur işte Bartu. Ya Ezgi bize niye getirmedin ya? Uzak geldi. Bir de sana da yapalım. Gidiyor. Ellerine sağlık. Sen mi yaptın onun tamamını? Ayakkabılarıyla asla girmez ya. Ölse girmez. Biraz da sinema diyelim. Arkadaşlar, ya demeyelim. Ezgi'yi göster bize. Asıl
ben şunu çekmek istiyorum. Neyi? Aa evet. Aa evet tuttu. Şeyin ne olduğunu göreceksin burada. Hadi çek fotoğraf. Ay çok rezil olacağım şu an. Senin tuttuğun şeyin ne olduğunu mu göreceğiz? Evet. Yani o arkadaşlar neyle tuttuğunu bilmiyorsunuz telefonu. Neyle tutuyor? Neyle tutuyor? Özel haber. Özel haber. Ezgi Mola'nın özel haberidir bu. Birazdan kendi storiesinde paylaşacak diye görüyorum şimdiden. Ya inanamıyorum. Ya yayın sırasında zilin çaldığına şok oldum ya. Gerçekten. Şok oldum ya. Harika bir yayın. İşte budur. Budur bu Instagram Live. Daha cool bir şey görmedim ya bu gece. Bartu, ya neler inanamıyorum, neler. İnanamıyorum. Bir dakikada Mustafa'yı görseydim. Bu arada ben biraz duygulandım. Ben günlerce ben, görmüyorum arkadaşlar. Bir şey diyeceğim mi? Ben de duygulandım ya. Senin hissettiklerine bağlanarak şey olarak. Bir de ben Güllat çok empati severim ve Ezgi bilir bunu maalesef. Karım şu anda Güllat ya üzülüyor. Tek ben aşırı severim. Ben Ezgi'den bahsediyor zaten. Güllat'tan bahsediyor. Ezgi'yi de aşırı severim. O kadar özledim ki plan diyor zannediyorum Güllaç'mış. İnanılmaz. Of ateş bastı ve biraz da duygu bastı açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Bartu biraz kamerayı çevirebilir miyim bir süre? Yapma. Hayır. Yok yok dur şimdi geliyorum geri. Dur bir dakika ben seni atayım. İrem Derici'ye bağlanayım. Bakayım makyajlı mı? Ya. Çok duygusallaştı. İnanamıyorum. Kapı çalınca ben şok oldum ya. Alınıyor muyuz lan sırayla falan? Üstümüze mi alınıyoruz bu güzel şeyi? Bu güzel. Bakıyorum. Makyajlı mısın? 1.30'da. Gene mi? Ya hadi bir aramasaydık da mı olacaktın? Değilsin ama yok. Hayır makyaj... O ışık ne? Allah seni kahretmesin. Bende yok o şey. Bu musun? Tamam. Makyajsızsın anladığımda. Asla yakalayamayacaksın. Ama makyajsız olduğum günlerde. İrem ne olur artık yapma. Ne olur. Niye kardeşim? Siz bonusu aldınız. Brokoyu aldınız. Bana da benefit geldi. Atma yani ben basana kadar bu laflar etti. İnanamıyorum. Çok komiksin. Çok komiksin ya. Peru ne kadar güzeldi ya. Her şeyi kıskandık. Her şeyi kıskandık. Gerçekten olamaz böyle bir şey ya. Merhaba Melikşah şu anda yok. Melikşah? Güllaç mı yiyor ya şu anda? Bak bakayım. Melikşah. Parço. Güzel olmuş mu bari? Çok güzel olmuş biliyor musun? Evet. Toparladım tamamen. Biz de bugün fava yedik. Fava yapmış. Afiyet olsun. Niye böyle oldu bu yayın? Ya ben kapı çaldığı an o kadar şok oldum ki ne oldu ya? İnanılmaz. Bence biraz da kalbim sıkıştı açıkçası. İlk yani... önce basıldık diye düşünüyorum. Hemen dedim ki biz yani Beyaz TV ile ilgili öyle bir şey de demedik ya. diye düşündüm. Of. Merve Söz sana da getireceğim yarın diyor Ezgi. Getirir biliyor musunuz? Öyle de bir dosttur bu kız. Ya tamam. Ağlayamazsın ya şu anda. Ağlamadım ki. Gözlerim kanlanmış diyelim. Bartu. Okey. Devam edelim. Bartu. Bartu o zaman ne diyelim ya? Rizeli Kastamonulu çocuk mu diyelim? Ne diyelim? Hayır, hayır. Ben ne diyorsun ya dedim bir an.
Ben şu bir haber yakaladım, onu yapmak istiyorum. Artık gaza geldi, tatlıyı da yiyince Rizeli Kastamonu çocuk mu diyelim ne diyelim diyorsun zannettim. Bartu! Bartu! Erkan Petekkaya, daha önce biliyorsunuz sevgili belediye başkanımıza arkasından atıp tutmuştu birkaç bir gece. Ondan o sonra değil, şey oyunu onun hesabını ele geçiren kişilerdi o galiba. Tutmuştu, iddiaları vardı diyorum. Erkan Petekkaya'nın belediye başkanımız hakkında atıp tuttuğu iddiaları vardı. Allah'tan ertesi gün ortaya çıktı ki Erkan Petekkaya'nın zamanında kovduğu bir tabii çalışanı Erkan Petekkaya'nın telefonunu ele geçirip o mesajları belediye başkanına karşı yazıp ondan sonra da onları sildiği iddialarını daha önce yayınlamıştık. Söz konusu burada kocaman bir şey vardı. Söz konusu paylaşımlar maalesef bana zarar vermek amacıyla yapılan, işten çıkardığım kendisi tarafından anlık bir öfkeyle falan ruh haline evet geçirmiş. 18 kere de daha önce hacklenmişti Erkan Petekkaya. 18 kere hesabının hep kendisinin atmadığı şeyler atılmış Bartu. Böyle bir iddiası vardı. Erkan Petekkaya'nın Erkan Petekkaya ile ilgili iddiasını burada gündeme getirdik şu an. Aynen, kendisiyle ilgili kendisinin iddiasıydı bu. Bugün Erkan Petekkaya bir şey paylaştı. Ya ben kapattığım için burada uzatmaya çalışıyorum. Yanlışlıkla kapatmışım onu ya. Bartu, Erkan Petekkaya. Heh, buldum. Erkan Petekkaya bugün böyle bir şey paylaştı. Erkan Petekkaya. Aşkım, karım, en iyi, en hakiki dostum. Sonra bir saniye sonra bir daha paylaşmış. Aşkım, karım. Ne kadar tatlı. Ben de acaba yani çalışanı atmamıştır inşallah bunları diye düşünüyorum. Bartu. Bartu inşallah. Evet inşallah. Tabii ki. Sanmıyorum. Yani bir iddiadır ya da bunlar. Bartu kesinlikle Erkan Bey'in hesabından Erkan Bey tarafından ortaya atılmış bir iddiadır bu. Tweet de çok komik de tweet'i artık okumayalım bence. Tweet bence okumayalım ama yani komik. Evet. Bartu o zaman ne yapalım? Ufak ufak toplayalım. Bartu karantinanın ilk günlerinde biliyorsun ki 90'lar Türkçe popçularımıza bir haller olmuştu. Ne olmuştu böyle? Her gün bir şey yapıyorlardı. Kah börek açıyorlardı. Kah ekmek yapıyorlardı. Ekmek yapmayanlar ise ekmek yakıyordu Bartu. Evet yanlış duymadınız. Ekmek tütsülüyordu. Nazan Hanım ekmek tutuşturmuştu. Bugün Nazan Hanım başka şok bir paylaşımda bulundu. Maske arıyoruz, bulamıyoruz. Bulamayınca ne yapıyoruz? İddiadır bu. Oturup dikiyoruz. Mesela ev hanımlarına farklı bir öneri. Kullanmadığınız sütyen kaplarından siyah ve renkli olmak üzere çeşitli maskeler dikebilirsiniz. Eşinize, çocuklarınıza, kendinize. Tabii bu arada hijyeni de unutmuyoruz. Ya lütfen. Dikiyoruz o kapları. Ondan sonra hijyeni sağladıktan sonra sadece lastiklerinden tutarak yapıyoruz. Alsana. Ay bir tık daha hijyeni hak etmiyor mu o süt yani? Borç yani tatlı bence. Tatlı. Güzel de yakışmış. Bu arada da yakışmış bence bak. Güzel de. Siyah zaten revaçta biliyorsun. Bartu kesinlikle çok güzel olmuş. İyi bir değerlendirme şekli. Kullanılmayan sütyenlerimizi bu şekilde değerlendirmek. Evet. Yani güzel. Ne diyelim? Yani mesela sen, evinde sütyen olmayanlara başka bir önerisi var mı? Diyebilirim. Belki yok. Benim ağzımı double de artık kapatın. Bartu. Bartu çok tatlı. Çok kesinlikle çok tatlı. Ben sadece hijyen kısmına yani takıldım. Bir tık daha sanki yani bir şey, bir adım daha atılabilirmiş hijyen adına. Olsun. Ben öyle takılmadım o kadar. Ben de takılmadım. Bartu açıkçası şöyle bir... Ha. Merhaba. 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 İsim ne? Berkay. Berkay. Neredesin Berkay? Rizeliyim.
Rize neresinden? Çayeli. Çayeli. Çayeli'yi bize anlat bakalım. Çay nasıl bir yerdir? Kastamonu. He? Kastamonu. Merhaba. Merhaba bey. İsim mi? Bartu, bırak altından özellikle beni görürsün. Rize'liyim. Rize neresinden? Çayeli. Çayeli. Çayeli'yi bize anlat bakalım. Çay nasıl bir yerdir? Kastamonu. Ya. Kastamonu. Bu ne? Kastamonu duyuyorum. Yani anlat. Çayeli, ya anlat, çiçekleri güzeldir, böcekleri güzel. Hemen bir yalandan bu kadar çabuk vazgeçersen bu hayatta gerçekten dürüst biri olarak kalırsın. Senin yanındayız Kastamonulu. Ha, bu ne türde bir öğüt diyordum. Bartu, sen yol üstünde öğüt mü türledin ya? Kastamonulu, devam et. Koca devam ki. Kastamonulu. Doğru. Bartu, kah güldük, kah ağladık gerçekten de bu yayında. Neler yaşanmadı ki? Fakat her güzel şey gibi oldu bu yayında. Ve sonu geldi. Sonu geldi, evet. Teşekkür ederiz. Bizi unutmayacağız. Ben gitmeden önce seni atıp bir ünlü avına çıkmak istiyorum Melikşah. Kapatmadan önce... Ünlü avıma çıkacağım ve bakıyorum... Acaba kim? Hadi be, yapayım şunu. Do sit down, Prime Minister. Prime Minister, alo! Kaan, çok teşekkürler bu gece için. Kendine çok iyi bak. And do sit down please. Çok ilk defa baştan sona izledim. Ve yayını. Nasıl buldun? Çok teşekkürler. Melikşah, seni bir daha almıyorum. Ve hadi birini de buraya pinleyeyim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Yarın yine buradayız. Görüşeceğiz. Ve umarım güllaç yiyeceğiz ya Ezgi. Umarım. Bizi unutmayacağız.